Alo. Nedim Bey'le görüşecektim. Nedim Adalı. Yanlış mı aradım acaba? Doğru aradınız. Ben Eşi'yim. Kim arıyordu acaba? Emniyet Müdürü Rıza Soylu. Rıza Baba derseniz hatırlar o. Müdürmüş. Rıza Baba diye biri. Rıza Baba mı? Ezgi, buradayız, merak etme, tamam? Bitecek hepsi. Tamam, tamam, sakin ol sen. Arkadaşlar bir saniye. Ezgi Vural mı? Evet, siz kimsiniz? Nedim Adalı, avukatım benim Ezgi. Şuraya bir imzan lazım. Nedim abi. 2 dakika dedik ya, tamam. Tamam, buradayız. Tamam. Ama ben yani kimseyle görüşmedim ki. Kim haber verdi size? Şey, Nedim Bey miydi? Evet, Nedim Adalı. Rıza Baba aradı. 1 saat falan oluyor. Gelebildiğim kadar hızlı geldim. Tamam, ne olacak peki şimdi? Sen geç arkadaşlarla, ben biraz sonra yanına geleceğim. Tamam. Sağ olun beyler. Hadi yürü. Ezgi Hanım küçük yaşta Van depreminde ailesini kaybetmiş. Evrak sunuyoruz. Bundan sonrasında akrabalarının yanında ve Nadir Alaca'nın desteğini alarak büyümüş. Bu yıllarda ve devamında Nadir Alaca'nın yasa dışı faaliyetlerinden haberdar olması elbette mümkün değil. Kaldı ki devlet bile savcılık eliyle ilk soruşturmayı bundan tam 4 yıl önce açmış. Delil yetersizliğinden de 2 ayda kapatılan ilk dosya. Yani bu adama devlet bile suçlu diyememiş hemen. Ezgi'nin yaşını ve o sıradaki eğitim hayatını da... Nadir Alaca, Asayiş Özel Ekibin radarına girdiğinde sorumlu amirleri, Rıza Soylu Müdür ve ekibi Ezgi'yi konunun dışında tutmuşlar. Bu durum raporlarda sabit. Sunuyoruz. Yani kendi ekibi hem Ezgi'yi hem de soruşturmayı riske atmamak adına gizli çalışmış. İdari bir karardır. Olabilir. Ama haberi olmayan gelişmeleri Ezgi'nin karşı tarafa taşıdığı suçlaması bu noktada çöküyor. Dolayısıyla Ezgi, adı geçen Can Evim Emlak adlı mekanın özelliğini, o saatte orada kimlerin olabileceğini, Nadir Alaca'ya dair yürütülen soruşturmanın içeriğini o tarihte bilemezdi. Mekanla alakalı bilgi verirken başka bir hesap içinde olamazdı Sayın Savcı. Dediğim şekilde tamam, savcım. Buyur. Gönderiyorum. Bu nedir? Komiser yardımcısı Ezgi Vural'a ait maaş belgeleri. Devlet memuru maaşı, evet. Konumuzla ilgisi nedir Nedim Bey? Şudur Sayın Savcım. Ezgi Hanım'ın aldığı maaş bellidir. Kendisine Nadir Alaca'nın ölümünden sonra miras yoluyla intikal eden tutar budur. Bu çok yüksek bir meblağ. Bundan haberimiz yoktu. Mali polise de bununla ilgili bilgi geçelim. Hemen savcım. Bu tutar da Ezgi Vural'ın hesabında mı şimdi? Savunma yaptığınızdan emin misiniz avukat bey? Mali polise gerek yok. Ben devam edeyim müsaadenizle Sayın Savcım. Ezgi Hanım bu tutarı olduğu gibi kuruşuna dokunmadan Milli Eğitim'e başladı Sayın Savcım. Ben de durumu dün akşam öğrendim. Şubedeki sorgusundan sonra tesadüfen. Ne bu? Ne oldu abi? Bu dosya, senin haberin var mı bundan? Organize şubeden arkadaşlar evi epey dağıtmışlar. Ama gözlerinin önündeki evrakı atlamışlar. O da bizim şansımız diyelim. Buyurun. Ezgi Vural'ın şahsi banka hesabında şu an 6500 TL gibi bir tutar var. Evi kira, maaşı belli. Bu genç kadın Nadir Alaca'dan kalan mirası, o büyük meblağı kendi namına kullanarak hayatını değiştirip garanti altına alabilirdi. Kendine bir daire alıp kiradan kurtulabilirdi. Ama yapmadı. Çünkü hayatını kaybeden Nadir Alaca'nın faaliyetlerini, gelirini, nereden ve ne şekilde elde ettiğini o tarihte artık biliyordu. Kuruşuna dokunmadan şehidimizin adının verileceği bir okul inşa edilmesi için tüm parayı devlete başladı. Bu konuyla ilgili teşekkür belgesi, yapımı devam eden okul inşaatının görselleri de dosyada sunuyoruz. Bunlar doğru mu Ezgi Hanım? Siz mirasa dokunmadan bağış mı yaptınız? Evet. Neden daha önce anlatmadın peki bunu? Bilmem. Yani bana pek önemli bir şey gibi gelmedi. Ne yapacaktım ki o parayla?
Başka ekleyeceğiniz bir husus var mı Nedim Bey? Savcım, Ezgi Hanım ölen Nadir Alaca'ya yakın olabilir. Ama her zaman faaliyetlerinin uzağında, sonra da karşısında olmuş şerefli, dürüst, genç bir devlet memuru. Suç örgütüyle bağlantısı olmadığı açıktır. Biz hakkındaki bütün suçlamaların düşmesini talep ediyoruz. Takdir tabii ki sizin. Ezgi. Nedir? Tutuklama mı? Oğlum bir durun lan, bir durun lan. Takipsizlik verdi savcı. Şahıs serbest. İşte bu. Cemal. Bitti. Oh, çok şükür. Tamam hadi siz gidin. Hadi. Hadi yeter 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 ya. Hadi ya burası. Biz de bittik burada kızım ya. Ellerin dert görmesin ustacığım. Ne demek görevimiz? Abi dile benden ne diler.